Örgütlerimin başkanları ve mensupları, İl Genel Meclisi ve belediye meclis üyelerim, çok sevgili basın mensupları ve değerli Uzunköprüler. Evet, festivalimizde ilkini gerçekleştirdiğimiz festivalimizde kültür var, sanat var, tarım var ve bugünkü hem tarımı bize hatırlatacak hem sanatı ve içerisinde tarihi hatırlatacak bir bileşenin üzerinden geçerek buraya kadar yürüyüşümüzü gerçekleştirdik ve geldik. Ataların 17 yıl yürürken inanın ter içinde geldik buraya. Terler yüzümüzden süzülüyor, vücudumuzda ter var. O insanlar 17 yıl bir hizmet için, bugün bizlerin geçmesi için o köprüyü imal etmişler, yapmışlar. Öyle katolarla vesaire, araçlarla, makinelerle falan değil, insan gücüyle yapmışlar. Buradan ruhlarına rahmet diliyorum, rahmet okuyorum. Evet, bizim uzun köprümüz UNESCO'nun geçici kültür miras sitesine girdi 2 yıl evvel. Ve önümüzdeki etap, önümüzdeki aşama köprünün kesin listeye girmesi. Bunun için çalışmaların hakikaten daha yoğun, daha zor olduğunu söylemek istiyorum. Bu arada konuşmama başlarken, sizlere selam verirken, dost Yunanistan Devleti'nin belediye başkanı, Dimetoka Belediye Başkanı, başkan yardımcısı ve muhtarları aramızda, onlara da hoş geldiniz diyorum. Şimdi köprünün geçici listeden kesin listeye geçmesi için bir yasa değişikliği oldu. Bu yetki bakanlığa takdim edildi, bakanlığa verildi. Ancak Sayın Kaymakamımızla Sayın Valimizi ziyaretimizde bakanlık bu yetkisini bir anlamda zımni, üstü örtülü, kapalı olarak yerelle paylaşmak istiyor. Yine bu çalışmanın yerelle birlikte gitmesini istiyor. En yakın zamanda köprünün kesin listeye kazandırılması için çok teknik, çok detaylı, çok kapsamlı bir çalışmaya girme zorunluluğumuz var. Tabii sadece Uzunköprü'de yaşayan bizlerle olabilecek bir durum değil bu. Bunun için mutlaka bu işin uzmanlarından, sanat tarihçilerden, bir takım şehir plancılardan, bu işin uzmanlarından destek almamız gerekiyor. Ben Ergene'mizin de temizlenmesi ümidiyle, bunu sizler gibi, bütün halkım gibi, Uzunköprü gibi ümit edenlerden biri olarak sizler adına bunu beklediğimizi sayın hükümetimize buradan tekrar yineliyorum, söylüyorum. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Her yıl devam edeceğimiz bu festivalde köprümüzü öne çıkaran, tarihimizi, toprağımızı, kültürümüzü öne çıkaran bu yegane eser üzerinde bu yürüyüşümüzü her festivalde tekrarlayacağız. Sizlerin ve ailelerinizin sağlık ve sıhhat içerisinde seneye ikinci festivalimize ermesini, yetişmesini diliyorum bütün kalbimle. Sevgi ve saygıyla hepinizi selamlıyorum.